Not seyrederken bir içimi dökeyim be. Senelerdir, senelerdir, senelerdir nedir bu yaşadıklarımız? Hiç kimseye, ne belediye, ne polise, ne zabıtaya derdimizi anlatamadık. Suçlu biz olduk. Yaptıkları kumpaslardan dolayı kendimi savunmak için ne durumdayım? Tamamen bir mahkum gibi. Yaptıkları şey gelip eminim buna çünkü benim ruhi değişikliğim belli oluyor. Frekanslarla bastırıyorlar. Öyle gaza getirmeye çalışıyorlar. Onun üstüne hayvanlar, onun üstüne pislikler, parazitler, sinekler, onun üstüne şamatalar, havlamalar, onun üstüne tehditler, küfürler. Senelerdir, senelerdir, senelerdir 24 saat. Otururken burada ayağımı soktu bir şeyler. Ayağımı böyle masanın üstünde yerden uzak tutuyorum. Sürekli parazitler. Sürekli havlamayla gaza getirmeler. Ve de zamanlamayla. Özellikle bu frekans şeyleri hissettiğim zaman hepsi uyuyor. İki ayaklı köpekler köpekleriyle beraber gelip baskı yapanlar. Pencerenin önünde sürekli senelerdir havlayanlar sadece pencerenin önünde müthiş sesle. Sürekli beni davaya sürükleme tezgahları. Ve eminim beni düşürdükleri kurumlarda, çünkü yani işbirlikçi değilseler, çünkü ailemin, kardeşlerimin, akrabalarımın telefonlarını bulabildiler, onları benim için arayabildiler, Yusuf böyle, Yusuf şöyle diye. İşbirlikçi değilseler kurumdakiler, onların da telefonlarını bulup kesinlikle şişliyorlar. Ben komşuyum şöyle böyle falan diye iftiralar. Kaç iftira yedik dava etmeleri için. Daha sayamadığım bin bir türlü şeytanlıkları, özellikle bunların ifadeleri, alay etmeleri, stalkinglerini de unutmayalım. Sürekli her kendimi gösterdiğimde. Örneklerini de yurt dışından görüyoruz, başkaları da yaşıyor. Mossad CIA işi diyor. Ve bizim yetkililer bunların üstüne gitmiyor. Bunların saldırılarıyla kaç komşu burada zarar gördü. Bunlarla birlikte olmayanlar. Tümü benim kayıtlarımda ve hala her gün devam ediyorlar rahatça. Sanki her tarafı yönettiklerini biliyormuşlar gibi güç göstererek,
alay ederek, nanik atarak. Yok mu buna bir çözüm be? Hayatımız bu kadar mı değersiz? Bizim gibi sayısız insan vardır. Çünkü gözlerimin önünde oluyor her şey. Gittiğim her yerde görüyorum benzer saldırıları. Bir o apartmandan, bir bu apartmandan neredeyse. Belki olmayan apartmanları tamamen ele geçirmişler. Şüpheci miyim şimdi bu şeyleri gördüm diye? Bu pislik, bunun arkasındaki kardeşimin telefonunu bulup onu bana karşı çıkmaya çalıştı. Pekala diğer yetkililerle de yapabilirim. Benim davamla ilgilenen herkese, savcı, hakim ne varsa. Çünkü isim önemli burada. Para gücü belki. Ben kanunu koruyacak insanlara anlatamıyorum. Binlerce örnek göstererek videolarına takip mi etmiyorlar? Kesinlikle ediyorlar. Neden biz harcanıyoruz? Bizim gibi sayısız insan harcanıyor. Bunların sardıkları parazitler, hastalıklar, tehlikeler. Açık ve net, hadi bir gol atın be. Bense böyle hem maç seyrederek hem buna konsantre olamıyorum. Umarım konuşmamı beğendiniz. Ellerim boş. Hiçbir yerden yaşadıklarım buraya kadar geldi ve hala devam ediyorlar. Hala biz zarar görüyoruz. Hala ilaçlarımı almak zorundayım. Hala kurumlarda koşturmak zorundayım. Allah korusun. Hala adliyelerde koşturmak zorundayım. Nasıl bir güç? Asıl devlet bunlar mı? Medyalarda yaptıklarını görüyoruz. Bu hayvanları özelleştirmek için, sokaklara salmak için, doldurmak için yapmadıkları yok. Bütün medya bunlarla ortak gibi hareket ediyor. Bu olay kesinlikle hayvansever olayı falan değildir. Burada daha derin şeyler var. Bu kadar mantıksız, aptalca bir fitne olamaz. Hayvansever ise o zaman ayılar da gelsin, beslensin şehirde veya benzeri. Onlar anında öldürülüyor. Bunlar ise kaç kişinin canına kıydı şimdiye kadar hala devam ediyorlar. Her gün her gün bir saldırı haberi görüyoruz. Fitnenin arkasındaki bana göre açık ve net, benim bu durumda olmamı sağlayan narsist, vatan haini. Ucu çok uzaklara gider saymaya çalışırsam.
salla. Ve bu kim biraz şüphelendi. Kapatıyorum. Hacı Zeynep'ciğim. Daha sonra hala devam edemeyelim. Benim davacım mahkemede hakime söylediği gibi. Sürekli karşıma fırlayan her çıktığımda bana deli 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 diyen yolumu gözleyip sen delisin, sen delisin diyen onun söylediği gibi köşe oldu televizyon programında onun hakime dediği gibi hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Daha çok videolar bekleyin bunun hakkında. Şimdi ne yaşıyorum ben maçı seyrederken? Ayağımda neler? Maç seyrederken bu durumlarda hiç şaşmıyorum. Neden? Çünkü buraya pisliklerle bastıran, hayvanlarıyla bastıran komşu akbaba, onun kedisi ya girişin önünde pankurumun yanında uzanmış yatıyor çünkü parazitli, ya da giriş kapımızda paspasın üstünde yatıyor. Her gün bu şeyleri yaşıyoruz. Bunlar hayvanlar ya. Otomarca pislik, parazitlerle. Ve penceremizin dışında saman saman naralar, kedi hopları. Dilim sürtüşmeye başlıyor çünkü maça konsantre oluyorum. Kapatıyorum. Gol yedik.